Merhabalar. Bu videoda çocuk ve oyun kitabının ders tanıtımı yapılacaktır. Kitap 8 üniteden oluşmaktadır. Birinci ünite çocuk oyun ve eğitim. Bu ünitede çocuğun gelişimi ve eğitimi açısından oyunun önemi ve yeri açıklanmaktadır ve aynı zamanda ünlü eğitimcilerin çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun yeri üzerine söyledikleri görüşlerden bahsedilmiştir. İkinci ünite ise oyun kuramlarını ele almaktadır. Oyun kuramlarını genel olarak modern ve klasik kuramlar olarak ikiye ayırmış ve tüm kuramlar oyun kuramlarına yer verilmeye çalışılmıştır. Üçüncü üniteye baktığımız zaman oyun ortamları ve araç gereçleri yer almaktadır. Burada çocukların olgunlaşmış nitelikli oyunlar oynayabilmeleri için nasıl oyun alanı oluşturabiliriz, nasıl materyaller kullanılabilir açıklanılmaya çalışılmıştır. Dördüncü üniteye baktığımızda ise oyunda öğretmen rolleri ve oyunun desteklenmesi. Burada genel olarak olumlu ve olumsuz öğretmen rolleri açıklanmış. Hangi rolleri oyun sürecinde üstlenmememiz gerektiği, hangi rolleri üstlenebileceğimiz, çocukların oyunlarını nasıl desteklememiz gerektiği açıklanmaktadır. Beşinci ünite ise oyun gelişimi ve değerlendirmesidir. Bu ünitede çocukların oyun gelişimleri açıklanarak bu gelişimlerinin nasıl değerlendirilebileceği açıklanmış ve değerlendirme için kullanılabilecek formlara yer verilmiştir. Ve bu değerlendirmeleri kullanılarak değerlendirme sonuçlarına göre çocukların oyunlarının nasıl desteklenebileceği açıklanmaya çalışılmıştır. Altıncı ünitede ise erken çocuklukta fen, matematik eğitim ve oyun başlıklı bir ünitedir. Bu ünitede erken çocukluktaki fen kazanımları, matematik kazanımlarına yer verilerek oyun sürecinde çocukların fen ve matematik bilgi, beceri ve tutumlarının nasıl desteklenebileceği açıklanılmaya çalışılmıştır. Yedinci ünite ise dış mekan oyun alanlarını, oyunlarını içermektedir. Dış mekan oyunları çocukların gelişim açısından oldukça önemli olmasına rağmen ülkemizde maalesef dış mekan oyunlarına önem verilmemekte. Çocuklar genellikle günümüzde iç mekanlarda tutulmaktadır. Burada dış mekanın çocukların gelişimi açısından ne kadar önemli olduğu, eğitim açısından ne kadar önemli olduğu vurgulanarak farklı yaklaşımlara yer verilmektedir. 8. üniteye baktığımızda ise özel gereksinimli olan çocukların oyun gelişimleri ile ilgili bilgiler verilerek bu ünitede daha sonra bu çocukların oyunlarının desteklenmesi yani oyun davranışlarının öğretilmesi için neler yapılabileceği açıklanmaya çalışılmıştır.